Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu etkileşimle ilgili bir örnek verilmemiştir demiş. Etkileşim neymiş? Toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus, göl, dağ ya da nehir gibi birçok doğal unsurun meydana getirdiği ortama doğal ortam denir. İnsanoğlu kendisinden önce oluşmuş doğal çevrede yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren bu doğal ortamı şekillendirmeye, bu doğal ortamla etkileşim haline girmeye başlamıştır. Burada verdiği örnek doğayla insanın bir şekilde etkileşim halinde olduğu, değil mi? İnsan doğayı etkiliyor, doğa insanı etkiliyor. Böyle bir karşılıklı etkileşim var. Soru neydi? Buna göre aşağıdakilerden hangisine bu etkileşimle ilgili örnek verilmemiştir diyor. Bakalım. Engebeli ve dağlık alanlarda ulaşımın sağlanması için tünel, köprü, viyadüklerin yapılması. Engebeli alan, dağlık alan, bunlar doğal alanlar, doğanın bize sunduğu özellikler ve biz bu olumsuzlukları giderebilmek için, ulaşımımızı sağlamak için tünel yapıyoruz, köprü, viyadük yapıyoruz. O zaman burada insanla doğa arasında bir etkileşim söz konusu. Ormanlık alanlarda ağaçların kesilerek ahşap malzemelerden barınaklar inşa edilmesi. İnsanla doğa arasında bir karşılıklı etkileşim söz konusu. Akarsular üzerinde elektrik üretmek ve sulama yapmak amacıyla barajlar inşa edilmesi yine aynı şekilde insanla doğa arasında bir etkileşim söz konusu. Çünkü akarsu doğal, onun üzerine baraj yapan da insan, karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Çöl bölgelerinde tarımsal faaliyetlerden çok göçebe hayvancılığın yaygın olması demiş. O çöl bölgesindeki olumsuz şartları bize sunan kim? Doğa. Oradaki ekonomik faaliyetleri çeşitlendiren kim? İnsan. Yani insanla doğa karşılıklı etkileşim halinde. Burada da yukarıda verdiği etkileşimle ilgili bir örnek görebiliyoruz. O zaman cevap Edirne olacak. Yine de kontrol edeceğiz. Cevabımız çıktı aslında ama nemli toprak, nemli tropikal iklim bölgelerinde ormanların daha çok geniş yapraklı ağaçlardan oluşması diyor. Şimdi bakın, nemli tropikal iklimi sağlayan kim? Doğa. Bundan etkilenen kim? Orman. Ormanların ağaçlarının yapraklarının geniş olması. Yani burada insan doğayı değil, doğa doğayı etkiliyor. Doğadaki herhangi bir özellik orada başka bir doğal unsurun etkilenmesini sağlıyor. O yüzden cevabına zaten E dedik bu sorunun. Aşağıdaki görselde doğal ortamı oluşturan litosfer yani taş küre, atmosfer yani hava küre, hidrosfer yani su küre, bir de biyosfer canlı küre gösterilmiştir. Doğal ortamlarımızı göstermiş. Muhteşem dörtlüydü bunlar hatırlarsanız. Dört tane de öncül vermiş. Bunlardan hangileri doğrudur diye soruyor sorumuz. Hemen ilkine bakalım. Okyanuslardaki mercanları ve diğer deniz canlılarını inceleyen bir oseanograf araştırmalarını hidrosfer içerisinde yürütmektedir. Evet, canlıları araştırıyor. Canlılarla ilgili bir araştırmanın içerisinde. Aslında biyosfer diyebiliriz. Ama burada yaşayan canlılar nerede? Okyanusta yaşadığı için bu adamın araştırmalarını hidrosfer alanında sürdürmesi gayet normaldir. O zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Zaten biyosfer dediğimiz alan hem litosfer hem hidrosfer hem de atmosferi kapsayan bir alandır. Bunların içerisindeki canlıları ifade eden alandır. Aklınızda bulunsun. Bu ifade doğru çünkü mercan ya da diğer deniz canlıları okyanuslarda yaşar. Bu adam zaten mesleği bu. Okyanus bilimiyle uğraşıyor. Oseanografya ile uğraşıyor yani. O da hidrosferle ilgili, su küreyle ilgilidir. Bakalım ikinci öncülümüz doğru mu? Yeryüzündeki dağ, vadi, sırt ya da yamaç gibi yer şekilleri litosfer üzerinde bulunur demiş. Litosfere ne dedi zaten? Taş küre dedi. Tabii ki dağ, vadi, sırt, yamaç bunlar taş küre üzerinde bulunacak. Yer şekilleri taş küre üzerinde bulunacak. Bu ifade de doğru bir ifade. Biyosferdeki canlılar diğer 3 doğal ortam içinde de yayılış göstermektedir demiş. Az önce ilk söylediğim şey yani evet biyosferdeki canlılar atmosferde de litosferde de hidrosferde de yayılış gösterirler. Çünkü zaten canlıları ele alıyoruz bu ortamlardaki. 1, 2, 3 doğru oldu. O zaman şöyle bir göz attığımda hemen E şıkkı olduğunu doğru cevabını görürüm ama 4. öncülümüz niye yanlışmış ona bakalım. Atmosfer adı verilen doğal ortam buzullarından ve farklı büyüklükteki kayaçlardan meydana gelir demiş. Atmosfer doğal ortam buzulundan falan oluşmuyor. Farklı büyüklükteki kayaçlardan da oluşmuyor. Bu ifade zaten sırıtıyor burada. Ben değilim doğru cevap diye. Cevabımız Edirne oldu.
Coğrafya dersinde bir öğrenci doğal ortamdaki unsurların hangi doğal ortamlarla ilişkili olduğunu göstermek için aşağıdaki tabloyu çizmiş ve ilgili yerlere işaretler koyarak doğal unsur ve doğal ortamları eşleştirmiştir. Buna göre öğrencinin yaptığı eşleştirmelerin hangilerinde yanlışlık vardır diye soruyor. Bakıyorum, toprak biyosferde değil. Nerede toprak, nerede olması gerekiyor? Litosferde, yer kabuğunda olması gerekiyor, değil mi? O zaman burada bir yanlışlık var toprakta. Aldım şöyle. Ağaç nerede? Biyosfer. Ağaçlar canlı mı? Evet. Biyosfer neydi? Canlı küre. O zaman burada bir problem yok. Akarsu nerede? Hidrosferde bir problem yok. Hayvan nerede? Litosferde değil, biyosferde olması gerekiyor. Biyosfer canlı olduğunu ifade ediyor çünkü onun. O zaman hayvanda da yanlışlık var. Bulut nerede? Atmosferde, hava kürede. Burada problem yok. Dağlar nerede? Litosferde, yani taş kürede, yer kabuğunda. Burada problem yok. Problem kimde? Toprakla hayvanda. Yani toprakla hayvan aşık oldu diyebiliriz. Doğal süreçlerle oluşmuş olan elmas madeninin insanlar tarafından yer altından çıkarılması, kullanıma hazır hale getirilmesi ve elmastan pırlanta ve kolye gibi yeni ürünler elde edilmesi süreci beşeri bir olaydır diyor. Önce doğal süreçlerle oluşan bir maden var elimizde, elmas, daha sonra bunun pırlanta kolyeye çevrilmesi, bu da beşeri bir olaydır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde böyle bir beşeri olay örneğinden söz edilemez? Doğal bir şeyi, yani pamuk bitkisini aldık, pamuk ipliğinden elbise ürettik, doğal olanı işledik, yani yukarıdaki ne de doğal olanı işlemiştik. Burada da aynı örneği görüyoruz, aynı tarz örneği görüyoruz. Aradığımız cevap bu değil. Avlanan balıkların konserve haline getirilerek satışa sunulması, doğal olan bir şeyi işledik. Yukarıdaki örnekle örtüşüyor. Uranyum kaynaklarının nükleer santrallerde enerji elde edilecek şekilde getirilmesi, elektrik enerjisi elde edilmesi. Uranyum kaynakları doğal bir olaydır ve biz bunu işleyip enerji elde ediyoruz. Yukarıdaki verilen örnekle birebir örtüşüyor. Aşırı yağışlar sonucunda akarsuların taşkınlar yaparak sele dönüşmesi. Dikkat edin, aşırı yağış doğal, taşkınlar yapan gene akarsuyun kendisi. Burada herhangi bir beşeri faaliyet görmüyorum, beşeri etki görmüyorum. O zaman yukarıdaki örnekteki gibi bir olay değil. Yani doğal bir şeyi alıp da işlemedi insan. Öyle bir durum söz konusu değil. Cevabımız D oldu. Ama E'ye de bakalım mesela. Yaylalarda sağılan hayvanların yağından, sütünden tereyağı, peynir elde edilmesi. Doğal olan bir ürünü işliyoruz. Mamul madde haline getiriyoruz. Yukarıdaki verilen örnekle örtüşüyor diyebiliriz. Bu sorumuzun cevabı da Denizli oldu. Tarihi çağlardan günümüze kadar geçen süreç içerisinde doğal ortam koşulları insan faaliyetlerini etkilediği gibi insanoğlunun yaptığı bir takım faaliyetler de doğal süreçleri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemiştir demiş sorumuzda. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin insanın doğa üzerindeki olumsuz etkileri arasında olduğu söylenebilir demiş. Dikkat edin, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisini arıyoruz. Akarsu üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılmasında bir olumsuzluk yok. Yelkenli gemilerle kıtalar arası yolcu ve yük taşınmasında bir olumsuzluk yok. Bataklıkların kurutularak tarım ve yerleşmeye açılmasında çok büyük bir olumsuzluk var. Diyeceksiniz ki ya hocam, bataklıkları kuruttuğumuz zaman bu iyi bir şey değil mi? Bataklık alan sonuçta işte sinek olur, böcek olur, problem olur. Aslında değil, çünkü bataklık dediğimiz yerler su döngüsünün önemli ayaklarından bir tanesi. Su döngüsüne müdahale etmiş oluyorsunuz bataklıkları kuruttuğunuz zaman. Doğal sisteme müdahale etmiş oluyorsunuz. Orada yaşayan canlıları, oradaki ekosistemin dengesini bozmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bataklığın kurutulması, bataklık doğal bir unsur olduğu için bizim doğaya müdahale ederek o bataklık çevresindeki ekosistemi değiştirmemize, bozulmasına sebep oluyor. O yüzden bu negatif bir olaydır. Bataklıkların kurutulması, tarım alanı haline getirilmesi, yerleşme alanı haline getirilmesi, kendi isteklerimiz, arzularımız doğrultusunda şekillendirilmesi negatif etkiler yaratan bir durumdur. Bunun cevabı Ceyhan olur. Ama mesela enerji üretmek için güneş santrallerinin kurulmasının doğaya bir zararı yoktur. Atıkların geri dönüşümle tekrar kullanılır hale getirilmesi, tam tersi, doğaya faydası vardır. İşte geri dönüşüm
ekosisteme verdiğimiz zararı azaltan muhabbetlerden, unsurlardan bir tanesidir diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki görselde verilen Kızılderili reisi Seattle 1854 yılında Amerikan başkanına şöyle bir mektupla seslenmiş. Demiş ki, Washington'daki büyük şef bize dostluk ve iyilik dilekleriyle birlikte bizden topraklarımızı satın almak istediğini bildirmiş. Onun bizim arkadaşlığımıza çok fazla ihtiyacı olmadığını biliyoruz. İyi biliyoruz ki eğer topraklarımızı satmazsak beyaz adam silahlarla gelip onu gene elimizden alacak. Dereler ve nehirlerden akan parıltılı sular sadece su değildir. Onlar bizim atalarımızın kanıdır. Eğer toprağı size satarsak onun kutsal olduğunu hatırlayınız ve bunu çocuklarınıza da öğretiniz. Ama eğer size toprağımızı satarsak havanın temizliğine önem vermeyi de öğrenmeniz gerekir. Çocuklarınıza havanın kutsal olduğunu öğretmeniz gerekir. Hem nasıl kutsal olmasın ki hava? Atalarımız doğdukları gün ilk nefeslerini onun sayesinde almışlardır. Ölmeden önce son nefeslerini de gene bu havadan almazlar mı? Demiş büyük şef. Buna göre reis Seattle mektubunun bu bölümünde aşağıdakilerden hangisini vurgulamamıştır? Beyaz adamların zorba, işgalci ve istilacı olduğunu şurada. Yani sen ben satsam da satmasam da alacaksın zaten eninde sonunda diyerek zaten vurgulamış. Akarsuların parasal değerinin topraktan fazla olduğunu asla söylememiş. Akarsuyun öneminden bahsetmiş ama bu önemin parasal değeriyle ilgili bir şey söylememiş. Tam tersi paradan çok daha kıymetli olduğunu, çok önemli olduğunu, yeni nesillere aktarılması gereken bir değer olduğunu ifade etmiş. Korunması gerektiğini ifade etmiş. Bunu vurgulamamış B şıkkına. Ama Kızılderililer için toprağın, havanın ve suyun ne kadar kutsal olduğunu söylemiş. Havanın temiz olmasının vazgeçilmez bir nimet olduğunu da söylemiş. Bunlar hep doğru ifadeler. Çocuklara doğa sevgisi kazandırmanın önemli olduğu da altını çizmiş reis Seattle. Ama akarsuyu daha fazla paraya satalım falan diye bir şey söylememiş. Cevabımız Bursa oldu. Coğrafya insan ve doğa arasındaki etkileşimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu yönüyle coğrafyanın doğal ortamlarla ilgilenen koluna fiziki coğrafya, insanların etkinlikleriyle ilgili olan alanına da beşeri coğrafya adı verilir. Buna göre aşağıdaki araştırmalardan hangisini yapan bir coğrafyacı fiziki coğrafya alanında çalışmalarını yürütüyor olamaz. Afrika'daki Kongo ve Nil nehirlerinin akım ve rejimlerinin karşılaştırılması doğrudan doğal coğrafyanın yani fiziki coğrafyanın ilgi alanına girer. Güney Asya ve Mezopotamya'daki ilk yerleşim, bakın doğal olan bir şeyi değil, ilk yerleşimleri araştırıyoruz. Yani beşeri bir unsuru araştırıyoruz. Bu beşeri coğrafyanın ilgi alanına gider. Yerleşme coğrafyası beşeri coğrafyanın bir alt bölümüdür. O zaman doğru cevabımız Bursa oldu. Diğerlerini teyit edelim. Orta Amerika'daki gelen kasırgalar, siklonların oluşum koşulları. Siklon basınç demek, alçak basınç demek bu arada. Bu kasırgaların bir diğer ismi tropikal siklonlardır. Aklınızda bulunsun. Dolayısıyla burada da bir fiziki olaydan bahsettiğimiz belli. Batı Toroslardaki endemik bitki. Endemik bitki de çok nadir bulunan, dünyada sadece belli noktalarda yetişen bitkidir, hayvandır. Dolayısıyla bitkiler, hayvanlar da fiziki coğrafyanın konusuna girer. Akdeniz Havzası'ndaki aktif yanardağlar da fiziki doğal coğrafyanın konusuna girer. Burada yerleşmeler beşeri coğrafyanın konusuna girer. Doğru cevabımız Bursa diyebiliriz. Yeryüzünün bütünü ya da bir bölümünün düzleme aktarılma tekniklerini ve haritalardan yararlanma esaslarını inceleyen bilim dalına ne denir demiş. Bu bilim dalı arkadaşlar kartografyadır. Kartografya harita bilimidir. Asla unutmayın bunu. Sorular da çok çıkar. Hidrografya sular coğrafyası. Sular coğrafyası. Demografi çok dikkat ediyorsunuz. Sorular da gelecek karşınıza. Nüfus coğrafyasıdır. Nüfus bilimi, nüfus coğrafyasıdır. Demografya. Jeomorfoloji yer şekillerinin incelenmesidir. Yer şekillerini inceleyen bilimdir. Aynı zamanda coğrafyanın alt bölü, fiziki coğrafyanın alt bölümlerinden bir tanesidir. Jeo yer demek, morfoloji şekil demek, yer şekilleri bilimi demektir. Klimatoloji de iklim bilimi demektir. Klimatoloji, iklim, demografi, nüfus, hidrografya, sular coğrafyası, kartografya, harita bilimi. Cevabımız kartografya.
Yukarıda bazı özellikleri verilen coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir? İlk çağ coğrafyalarının gelişmesine katkıda bulunmuş düşünürlerden biridir. Bu çok belirleyici değil. Roma döneminin en ünlü coğrafyacılar arasında kabul edilmektedir. Ah belki ama Amasyalı dediğimiz zaman bu en belirleyici özelliği bu adamın. Amasya'da yaşamış ve 17 ciltlik bir kitap yazmış. Bu adam Amasyalı Strabon'dur arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı Adana olur. Orta Çağ'da İslam dünyasının büyük kısmını ve Hindistan'ı gezerek 29 yıl süren seyahatleri boyunca edindiği bilgileri yazdığı seyahatnamesinde toplayan ünlü Müslüman coğrafyacı hangisidir? İbni Battuta'dır arkadaşlar. Onu da Bursa'da. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisi fiziki coğrafyanın kurucusu kabul edilen Alexander Van Humboldt'un araştırmaları sonucunda soğuk okyanus akıntılarının varlığının keşfettiği yer olarak bilinir. Arkadaşlar şimdi size dikkat edin. Daha sonra karşınıza sık çıkacak bir soğuk okyanus akıntısından bahsedeceğim. Alexander Van Humboldt bu soğuk okyanus akıntılarının varlığını keşfetti. Ve nerede keşfetti biliyor musunuz? Peru'da keşfetti. Yani şu iki numaranın olduğu yerde keşfetti. Hatta buradan şöyle Antarktika tarafından yukarıya doğru hareket ediyor bu soğuk okyanus akıntısı. Bu okyanus akıntısının ismine Peru Soğuk Okyanus Akıntısı. Hatta şurada Atakama Çölü var. Bu Atakama Çölü'nün oluşmasının nedenlerinden bir tanesidir buradaki soğuk okyanus akıntısı. Peki bu soğuk okyanus akıntısının diğer ismi nedir biliyor musunuz? Humboldt. Çünkü Alexander Van Humboldt bu okyanus akıntısını keşfettiği için onun ismi verilmiştir. Peru soğuk okyanus akıntısı olarak da geçer. Humboldt soğuk okyanus akıntısı olarak da geçer. O zaman bu sorumuzun cevabı Bursa oldu.